Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golver.com ve Kayseri Zulümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, lafı fazla uzatmadan hemen başlayayım. Karaman Futbol Kulübü, Bayern Münih patentli 26 yaşındaki kanat oyuncusu Sinan Kurt'la anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün Karaman FK'nın idmanlarına katılacakmış ve devre arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalanacakmış. Hocam bundan bize ne diyeceksiniz muhtemelen? Belki de geçmişte talip olduğumuz oyunculardan biridir diye araya sıkıştırayım dedim. Hedefimiz Dinamo Kiev maçı ve Fenerbahçe'nin Perşembe günü Dinamo Kiev maçı benim açık söyleyeyim Ren maçından daha önemli gördüğüm bir maç. Ve hani hangisinden galibiyet istersin, biri berabere bitse diye sorsalar Ren maçı berabere bitsin. Yani Kiev'i yenelim derim demiştim. Sözümün hala arkasındayım. Hocam liderlik için alakası yok. Kinlendim ya. Bu takıma kinlendim. O kadar söyleyeyim. Yani bir takım kendisinden bu kadar nefret ettirir mi? Ettirdi. O yüzden Kiev maçını inşallah kazanırız. Derken dün sosyal medya çalkalandı. Dinamo Kiev maçına dördüncü hakem olarak, orta hakem diyecektim, İvan X adlı annesi Türk taraftarlar tarafından çok sevilen İvan Bebek adlı şahıs verildi. Ama sonrasında da UEFA'ya birçok başvuru gerçekleşti. Sonra da bu şahıs maçtan affını isteyerek dördüncü hakem değişikliği yapılıp Marin Vidulin atandı maça. Yani birilerinin başka şekilde, başka şeyler yaparak bazı kurum ve kuruluşlar etkisi altında bıraktığı şu dönemde bu büyüklük halis mi? Hocam kim o birileri? Benim anlatmama gerek yok, siz daha iyi biliyorsunuz ama. Bu arada tahkim kurulu Abdülkerim Parmakçı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirmiş. Abdülkerim Parmakçı, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Fenerbahçe taraftarı tarafından dalga geçiren El Spastico denilen maçta forma giyebilecekmiş. Haydi bakalım Beşiktaşlı arkadaşlar, şimdi sesiniz çıksın. Hani söz konusu Fenerbahçe olunca hak, hukuk, adalet, hani olmasa bile, hakkınız olmasa bile konuşuyorsunuz ya, muhtemelen sosyal medyayı inletmişsinizdir. İnşallah, bak, inşallah dua ediyorum. Maç öncelikle berabere bitsin. Ama bol kırmızılı bitsin. Ve inşallah Abdülkerim Parmakçı maçta kırmızı kart görür. Hani adalet yerini buldu falan filan tweetlerini görmek istiyorum ya. Ya inşallah, yani bu da benim duam olsun. Ha Fenerbahçe kazansın, bunlar berabere kalsın. Fenerbahçe'nin puan tablosunda altındaki takımlar puan kaybetsin. Muhteşem olur, çok güzel olur. İnşallah da böyle bir senaryo olur. Ama sosyal medyada çok şeyler gördüm ve genellikle Fenerbahçe taraftarı yazıyor. İşte Galatasaray en son şampiyon yapıldığı gibi mağdur edebiyatı yapıyor. Demiş 2018-19'da Konya maçından sonra VAR kayıtları var, elimizde dinledik falan filan demişlerdi diyor. Sonra Galatasaray'ın önü açıldı, 8'de kapandı, 18'de falan yazmışlar. Bir maçlık yabancı sınırlamasını da kaldırın da Galatasaray zorlanmasın yazmışlar. Ama diğer taraftan şey diyor, oynaması daha tehlikeli, bırakın oynatsınlar diyor. Bir yazmış, Erden Timur'u tebrik etmek lazım, güzel algı yapıp haksız bir karar çıkarttı. Cumartesi günü umarım Beşiktaş ezilmez demiş. Maç cumartesi, benim haberim bile yok. Hani hangi gün olduğunu ben pazar diye biliyordum ama. Cumartesi yazmışlarsa cumartesi de hiç bakma gereği bile duymuyorum. Yani birilerinin derdi Süper Lig. Birilerinin derdi de yoluna devam etmek. Mesela Fenerbahçe Beko. Ligde haftanın kapanış maçında Pınar Karşıyaka'yı 188 mağlup etti. Scotty Wilbeck'in 27 sayı, 6 asist, 8'de 5 üçlük. Jonathan Motley 22 sayı, 11 rebound. Yani maçın yıldızları olmuşlar. Ya Fenerbahçe Beko'nun 10 maçlık bir galibiyet serisi var. Ben basketboldan çok anlayan bir adam değilim. Ancak gerçekten ciddi manada böyle Şampiyonlar Ligi, oranı Şampiyonlar Ligi, böyle NBA diye geçiyor. Yani NBA'yi kullanıyorlar sanırım deyim olarak. Yani NBA tadında bir maç oluyordu. Ben nazarım değmesin diye kapatmıştım. Ve Dimitris Itoidis yönetimindeki Fenerbahçe Beko basketbol Süper Lig'de namağlup lider, Euro Lig'de namağlup lider. Allah nazardan sakındırsın. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe her branşta kupalara böyle ambargo koysun. Yani Carson, Edward Carson da sanırım
Bu çocuk da çok potansiyelli. Bunu niye oynatmıyor falan diyorlar ama ben hocanın işine karışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani futbolda Jesus, basketbolda Itoidis, YouTube'da Mustafa Hoca. Ya bu hocaların işine karışılmamalı bence. Bu hocalar işi biliyorlar. Bence karışılmaması lazım. Bu hocalara destek verilmesi lazım. Yani yaşasaydı Nasrettin Hoca'ya bile destek verirdi Fenerbahçe taraftarı. Yeter ki şampiyonluk gelsin. Antalyaspor deplasmanda Sivas Spor 2-0 mağlubiyeti. Hocam bize karşı aslan kesilecekler, panter kesilecekler falan filan. Ne kesiliyorsa kesilsinler. Zaten her sene öyle olmuyor mu? Yani her sene öyle olmuyor mu? Beşiktaş maçına geldi miydi? Sanki Rıza Çalımbay takım yenilsin diye sahaya sürüyor. Fenerbahçe maçına daha hafta başında açıklama yapıyor. Bak, Perşembe günü Sivas'ın da Fener'in de maçı var. Herhalde o yüzden daha açıklama yapmadı Rıza Bey. Muhtemelen o maçı atlatır atlatmaz hemen bulduğu her kameraya Fenerbahçe maçı çok önemli. Fenerbahçe maçı ölüm kalım maçı. Yok kazanmak için çıkacağız diye açıklama yapar. Ama çok çok mühim değil. Bizim için önemli olan Kiev maçı. Kiev maçının hazırlıklarına başladık. Mert Hakan Yandaş bireysel çalışmalarla günü tamamladı. Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Perez'in ya şu haberlere tam isimlerini yazmıyorlar ya, deli oluyorum. Yani Gustavo Henrique ve Luan Perez'in tedavilerine devam edildi. Takımımız maçın hazırlıklarını bugün yapacağı idmana sürdürecek. Bu arada Gustavo Henrique ve Luan Perez'in hani şeyden sonra ne derler onun adına ta bu Dünya Kupası arasından sonra iyileşip oynayacağı görüşü hakim arkadaşlar. Ki zaten siz bunu daha önceden de biliyorsunuz. Ama Mert Hakan Yandaş Giresunspor maçı kadrosuna yetişebilir gibi gözüküyor. Orada bir sürpriz bir iyileşme var. İstanbulspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ve merdiven boşluklarına boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişiz. Benim bilgim dahilinde İstanbulspor maçını biz deplasmanda oynadık diye biliyorum ama deplasman ev fark etmiyor demek ki. İşin içine Fenerbahçe girdiği anda alan hadi biz bunlara bir ceza kitleyelim mantığı hakim gibi. Yani bizde bu izlenimi uyandırıyorlar maalesef. Maalesef bizde bu izlenimi uyandırıyorlar. Ama adalet dediğin şey bazen herkese gerekli. İnşallah biz şampiyon olalım da onlar bu şekilde adalet arasınlar, bu şekilde devam etsinler diyecek bir şeyim yok. Bu arada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin İstanbulspor'a attığı gol 23 metreden saatte 101 km hızla kaleye girmiş. Yani sadece kaleye. Bu arada Sivas maçına ilgili bizim Ulaş abi de yazmış. Merak etmeyin sezonun en rahat maçı olur. Yani 3-4 farklı bir galibiyet bekliyorum. Kiev maçı daha zor demiş. Valla Kiev maçı gerçekten bence çok zor. Bak SofaScore verilerine göre Süper Lig'de 12. haftanın en iyi takımına Fenerbahçe'den sadece 2 kişi seçilmiş. Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci seçilmiş. Baktığın zaman Valencia bir gol bir asist yapmış kimsenin umurunda değil. Değil mi? Yani Emre Mor şapkadan tavşanları çıkartmış umurunda değil. Ama Fenerbahçe'de hangi futbolcuyu sayacaklar? Dediğim gibi Perşembe günkü Kiev maçı benim gözümde en önemli maç o. Ha Kiev'i kazanırsak Sivas'ı kazanırız. Sivas'ı da kazanırsak Giresun'u da kazanırız. İnşallah da arka arkaya kazanırız. Ve geldik ana başlıktaki habere. Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız hem de süperstar. Bir kere Fenerbahçe ligde Avrupa'da dolu dizgin gidiyor mu? Gidiyor. Jorge Jesus ve talebeleri müthiş ilerliyor mu ilerliyor. Allah nazardan sakındırsın. Şu 3 maçı kayıpsız atlatalım. Dünya Kupası arasına girelim. Sakatlarımız iyileşir. Sistem daha oturur. Dünya Kupası'na gitmeyen futbolcuların yükselişi artar. 11 maçta Süper Lig'de 26 puan toplanılmış. 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet. Avrupa Ligi'nde özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe başarılı sonuçlar almış. Bu arada Atletico Madrid grupta sonuncu olmuş arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA'da karşımıza gelmeyeceği kesinleşti. Yani ikinci bile olsak gelmeyeceği kesinleşti. Yani durum bu. Fenerbahçe'de sürekli bir rotasyon hakim. Rotasyon da işe yaradı mı? Bence yaradı. Gayet de güzel yaradı. Çünkü baktığın zaman arkadaşlar o oynuyor, bu oynamıyor, bu oynuyor, öbürü oynamıyor. Ya neredeyse her maç farklı kadro ve neredeyse her maç 3 puan çıkarmaya başlayan bir Fenerbahçe. Maşallah. Ve bu Fenerbahçe'de artık transfer için harekete geçildi arkadaşlar. Bakın
Şimdi herkesin odaklandığı şey şu. Ya hocam diyor biz stoper alırız. Ya ne biliyorsunuz stoper alacağımızı? Kim diyor stoper alacağımızı? Hocam sen dedin ya, ha ben dediysem tamam o zaman alacağız stoper kesin. Ama sadece stoper almayacağız. Ya denediğimiz farklı türde oyuncular da var. Hatta denediğimiz çok efsane oyuncular var. Çok efsane. Şimdi bir iki dokunuş istiyor Jesus. Ve Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim önerildi. Arkadaşlar bakın, size göre Fenerbahçe kanatları yeterli, değil mi? Bana göre yeterince yeterli değil. Bizim has, katışıksız, kemiksiz sağ kanadımız İrfan Emre Mor, değil mi? Katışıksız. İrfan Emre Mor. Sol kanadımız kim bizim? Hocam Rossi oynuyor. Rossi'yi beğeniyor musunuz? Yok hocam, çok beğenmiyoruz. Başka? Hocam işte ara ara Lincoln'u beğeniyor musunuz? Yok hocam, çok beğenmiyoruz. Başka? Hocam Valencia son maçlarda oraya atıldı. Ha, son maçlarda Valencia'yı koyduk oraya. Valencia'nın sol kanat performansını beğendiniz mi? Yok hocam, çok beğenmiyorum. Devam edelim. Başka? Hocam Joshua King iyileşse olabilir. Joshua King iyileşse forvet arkası oynar belki de. Arkadaşlar. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Fenerbahçe'de müthiş bir isim önerildi. Ve Premier Lig'den bu önerilen isim inşallah transferi gerçekleşebilir bir isimdir. Şimdi bu isim kim? Değil mi? Arkadaşlar, Fenerbahçe'de Martial bombası. İngiltere Premier Lig takımından da Manchester United'da forma giyen Anthony Martial. Fenerbahçe bu ismi gündemine aldı. Evet, birçoğunuza şaka gibi geliyor. Ama bu ismi gündemine aldı Fenerbahçe. Menajerleri Fenerbahçe'yi önerdi. Fenerbahçe de bu teklifi masaya yatırdı ve Jesus'a bu teklif soruldu. O da becerebilirseniz ne ala dedi. Ama ilerleyen günlerde bakacağız. Şimdi Türkiye'ye sıcak bakıyor. Fransız hücum oyuncusu. Türkiye'ye sıcak bakıyor. Hayır. Türkiye'ye sıcak bakmıyor. Jesuslu Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro. Sol açıkta, sağ açıkta. Hani forvette görev alabiliyor. Ve Jesus sistemine aslında çok kolay uyum sağlayabilecek isimlerden biri. 1.81 boyunda United'la bu sezon 4 maça çıkmış. 4 maçta 3 gol, 2 asist kaydetmiş. Ülkesinde 30 milli maçta 2 golü var. Hocam bu kadar iyi futbolcu bize verirler mi? İşte Manchester United'ın akıl kârı. 2022 Ocak'ta Sevilla'ya kiraladılar. Yani Sevilla'ya 32 milyon euroyken gidip 16'ya kadar da düştü piyasa değeri. Zamanında Monaco'dan 8 milyon euro piyasa değeri varken 2015'te 60 milyon euroya alınmış bir futbolcu. Bakın 4 maçta 3 gol 2 asist. Ha, sözleşme bitiş tarihi 2024, imkanı yok. Yolu Süper Lig'e düşer mi? İmkanı yok. Yaşı henüz 26. İmkanı yok. Ama şunu söyleyeyim. Beni yanlış anlamayın. Hani hayal dünyasında gezinen bir adam değilim. Ama Jesus Fenerbahçe'de iken ben çok kesin konuşmuyorum. Çok kesin konuşmuyorum. Çünkü öyle birkaç isimle ilgileniliyor ki, yani öyle birkaç isimle ilgileniyoruz ki. Neyse, zamanı gelince onları da konuşuruz. Kendini ispatlamak istiyor diyor haberin devamında. İngiliz devinde yaşanan karışıklık sürecinin ardından başka bir takıma gitmek istiyor. Ve Fenerbahçe'ye de önerildi diyor. Arkadaşlar bakın, Fenerbahçe'ye önerilmesi doğru. %100 doğru. Yani eğer bu transfer gerçekleşirse sezonun transfer bombası olur. Ayrı. Ama alır mıyız? İşte bu konuda kesin değilim. Gelip oynamak istiyor ama bizde daha buruma belası var. Ne yapacağız? Belirsiz. Lemos var. Ne yapacağız? Belirsiz. Ligde kural var. Futbolcuyu aldın getirdin diyelim. Çok enteresan bir lig fikstürümüz var. Yani alsam bile lig devam ediyor. Yani devre arası transfer dönemi çok saçma tuhaf. Ben açıkçası geleceğini zannetmiyorum. Ama öneriyi doğru arkadaşlar, onu doğrulayabilirim. Hani %10 ihtimal anca veriyorum. Fakat gelişme olursa da belirtirim. Ha, Dünya Kupası öncesi olsaydı mantıklıydı. Hani Jesus bir senedir, 1,5 senedir Fenerbahçe'de olsaydı, yaz aylarında deseydiniz ki Martial gelecek, %100 gelir derdim.
Çünkü gelecek bir Dünya Kupası'nda belki Fransa milli takımında görev alacak derdim. Ama şu an için zor. Fakat bizim Premier Lig'den ilgilendiğimiz, getirmeye çalıştığımız bazı isimler var. Muhtemelen devre arasında adımızı Premier Lig'de çok yan yana duyarsınız. Görüşmek üzere.